Tamam gel. Tamam. Yine iki ateşin arasında mı kaldınız oğlum? Ulan ne oldu? Nerede kaldın? Hiç olmadı değil mi? Bir gün bizi vuracaklar. Ama ne zaman onu bilmiyorum. Yine operasyon vardı değil mi? Sattınız mı tavukları, peynirleri? Ne oldu? Ben bir daha tavuk mavuk satmaya gitmem. Ne alakası? Oğlum Ramu, kazaya gitmeye mecbursunuz. Başımıza bomba da yasa gidilecek. Peyniri, sütü çöpe mi yata? Afiyet olsun. Bizi öldürecekler. Pok yoluna gideceğiz. Başka çaremiz yoktur Ramu. Ramu oğlum, karın doğur. Ne diyorsun baba? İnşallah istediğin olur. Tarak verin mavi tere. Tarak, sen karışma. Haydi. Burada ya kızım. Zehra, su yaz. Tamam. Dayan kızım. Dayan, az kaldı yavrum. Bu sefer erkek olacak. Ben ilkinde saçımı böyle taradıydım. Oğlum oldu. Bak göreceksin. Katiyetten bu sefer erkek olacak. Bak göreceksin. Ya Rabbi. Bu Mustafa'nın sesini duy. Bana bir erkek çocuk ver. Abi. Vallahi benim de içime doğmuş. Bu sefer erkek olacak. Mamu. Zaten bu sefer erkek olmazsa... He. Beni kimse tutamaz. Sallama bacağını. Da sallama da. Ulan onu yasam bırak. İt oğlu. Ne güzel bir çocuğu. Kurban olayım sana. Al kızım, Allah bağışlasın. Zehra, koş müjdeyi ver. Baba abi! Oldu! Oldu oğlan! Oldu! Doğdu işte! Erkek doğdu! Ramu abi! Ramu abi! Abi müjde abi! Ramu abi müjde! Ramu abi! Ne oldu kadın? Ne oldu kadın? Ramu abi müjde! Önce müjdem isterim. Kadın ne oldu? Ya bana ne? Önce müjdem isterim. Karı gibi konuşma! Söyle sana puş! Ramu abi. Evet. Gözün aydın. Ne oldu? Nur topi gibi bir... kızın oldu. Ne oldu? Kızın oldu abi. Ulan ben size demedim kız olursa koşmayın diye. Pezemek! Senin de saçına sıçayım. Baba, hadi hazırlan, karı isime gideceğiz. Tövbe tövbe. Yapma oğlum, yapma. Sen bozma. Ya ana, benim üstüme kuma getirecek. Kız etrafta karı mı var? Olsa bizim mama evlenir. Ya. Ya var, ağlama. Rama seni seviyor, hayatta evlenmez. Gerçek. Ya seviyor, seviyor. Bilmiyorum. Bu sefer de kız olursa evleneceğim dedin mi, demedin mi? Evet dedin. Ben duydum. Ben duymadım. Baba, senin gözlerin görmüyor ama kulakların da mı sağır? Ramu, bizim derdimiz bize yeter. Allah sana vermiyorsa havarın suçine. Allah keşke bana kız verseydi. Afi Davut, hepinizin var. Ben erkek istiyorum. Bak oğlum. Davara, bize hep gelinin baktı. Benim hatırım için bir kere daha yapın. Abi Haydar, bizim Ramu benim bacımın üstüne kore olmaz. Egen, bize yakışan neyse onu yap. Baba, abimin fotoğrafını da asalım. Ki abim yan yana dursunlar. Yan yana koyamayız oğlum. Niye baba? Asamayız oğlum.
kısamayız. Abla, çok önce anam söylemişti. Karı kısmı hamileyken erkek çocuklara çok bakarsa erkek olurmuş. Bu sefer benim oğlanlara ey bak erkek olsun. Ana! Bebeğin adını dede koydu. Babanız koymadı mı? Yok dede söyledi. Yeni kardeşimizin adı Bemal olsun dedi. Zelal, Delal, Hazal, Sefer, bu da benim. Hadi gidelim. Abla benle bekle. Yenge, niye üzülüyorsun? Kız olması kötü bir şey değil ki. Ben yine de kızları seviyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm komutan, hoş geldin. Hoş gördük. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Ahmet oğlum sen de hoş gelmişsin. Karnınız açsa Gülistan Ana sofra kursun size. Sağ ol Davut Baba, biz tokuz. Hey Davut Bey, şöyle geçelim de biraz konuşalım. Başımızda komutan, buyur. Oğlum söyleyin, çay versinler. Ha var, çay yapın, çay. Çocuklar, gel gel, gel çek, çek, çek. Hoş bulduk canım benim, al. Al. Askerimiz nasıl, iyi mi? İyidir komutan. Zaten birkaç güne kadar izne gelecek. Hayırlısı. Vatan borcu çabuk biter. Öyle. Diğer oğlunuzdan bir haber yok mu? Yoktur. Davut Bey, asıl konuya gelelim. Bakın, ev içinde ev, devlet içinde devlet olmaz. Diğer oğlunuzla konuşun. Eve dönüş yasasından yararlanıp teslim olsun. Kim istemez evlatları yanında olsun komutan? Bize yardımcı olmanız lazım. Bakın Kerim gitti. Sizde bir gelişme var mı? Vallahi Haydar abim ne zaman karar verirse o zaman gideceğiz. Ya Rabbi, bütün peygamberlere hatırı için duy beni. Hazreti İbrahim'e verdiğin İsmail gibi daha da bir erkek evlat ver. Sana ahdım olsun. Eğer bir oğlum olursa 7 kurban adağım olsun. Sevgili izleyiciler, evet. Hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, hoş geldiniz. Sevgili hanımlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tabii ki bulunduğunuz bütün mekanlara sağlıklar, sıhhatler, afiyetler ve tabii ki bol paralar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Ulan bu çıkarttığın karısası nedir? Oğlum, beni dinden imandan etme oğlum. Sen karı mısın, karı gibi konuşursan? Kalk ulan, kalk, siktir git, siktir git. Bir daha seni gözüm görmesin. Bir şey mi oldu oğlum? Nerede kaldın? Bir şey yok baba, bir şey yok. Sürüyü tek başına getirmişim. Abim de nereye gitti bilmiyorum. Bak göreceksen bu sefer erkek olacak, bak göreceksen. Musto, kurban olum konuşma. Sen ne zaman erkek dedin, o hep kız oldu. Olacak ya, bu sefer olacak, olacak. Diyorsam olacak. Musto, senin 3 tane oğlum var. Sus kardeşim, sus. Haydi yenge, ha gayret. Kur'an'ıma benim de içime doğmuş. Ne olacak? Abi erkek olacak, rahat ol. Gördün, olacak dedi, erkek olacak dedi. Bak, hadi. Ay yavrum. Anam kurban. Hadi kız. Hay yavrum. Ana az kaldı, az kaldı yavrum. Ana! Maşallah! Gülistan, sen bebek ister. Biz müjdeyi verelim. Deneme imanı var, erkek oldu. Allah'ım, abi. Allah'ım kurban olam, bu da farkı. Dur, dur, dur! Abi! Abi, bir tane kurban! Erkek oldu! Söyle, abi! Bravo! Bravo!
Bana da önce müjdemi isterim. Çek gibi konuş oğlum. Bana da önce müjdemi isterim. Bravo! Oğlun oldu! Ne? Oğlun oldu! Doktor! Doktor! Gözün aydın olar kızım. Sağ olasın ana. Kız gördün mü bak ne demiştim ben sana. Ne dedim? Benimkilere iyi bak erkek olur demedim mi? Erkek olur. Gözün aydın oğlum. Sonunda muradına ermişsin. Vay 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 vay. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hani sen benim üstüme kuma getirecektin? Kim dedi? Sen. Kurban olurum seni veren. Övmen güneş. Gel. Hadi oğlum hep oğlum. Gel kurban olurum seni veren. Gel. Hayırlı olurum seni veren. Pakistan. Gülistan. Allah sizden razı olsun. Ben oğlumla gideyim. 5 dakika sonra geleceğim. Ya ne? Nerede? Ya Bravo! Bırak! Ya ana arkasından gel. Nereye ya götürüyor? Ya ana daha kırkı çıkmadı. Ya ne bileyim kızım. Bravo! Nereye gidiyorsun? Deli, deli. Ramo oğlum. Ulan bebek yeni doğdu. Baba sesle şuna. Ulan Ramo! Bebeği nereye götüreceksin? Hasta olur! Ya Rabbi, sen benim dualarımı kabul ettin. Adağım adak, sözüm de söz olsun. Oğlum, herkesin arkadaşı, peygamber gibi temiz olsun. Adı da, vallahi Allah'ım hiç düşünmedim. Sen bana hep kız veriyorsun ya. Ama hayırlı olsun. En sonunda istediğin oldu. Allah razı olsun. Senin çocuk ne zaman doğacak? Bu ay içinde Allah'ın izniyle. Kız mı istiyorsan yoksa erkek? İnşallah seninki de erkek olur. Ya sağlıklı olsun da. Hayırlı olsun Ahmet oğlum. Sağ olun. Berat senin şafak kaç? Şafak 86. İznimin bitmesine de 6 gün kaldı. Senin şafak kaçtır Ahmet oğlum? Benim şafak 84. Az kalmış oğlum. Az kaldı. Berat'ın da az kalmış. Sağ ol tertip. Hayırlı olsun. Ama hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol komutanım, hoş geldiniz. Buyur kumandan, gel otur. Sağ ol. Buyur, hoş gelmişsin komutanım. Hoş gördük. Geç otur abi. Allah adanı kabul etti. Analı babalı büyüsün inşallah. Sağ olasın komutan. Ramo, çocukları okula göndermenin zamanı geldi. Ha? Komutan, sen de biliyorsun bütün okullar kapandı. En yakın okul 40 kilometre uzaktadır. Buralarda olacağı bu. Koşullar izin vermiyor arkadaşlar. Bir an önce başınızın çaresine bakıp gitmeniz lazım. Biz hayvancılığı ve toprağı biliriz komutan. Devlet bize get diyor. Ama ne ev veriyor, ne iş veriyor. Aha gene başladı operasyonlar. Biz de burada durmak istemiyoruz. Lakin mecburiyetten duruyoruz. Hadi çocuklar. Demedersiniz komutan. Serhat. Serhat. Oğlum. 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 Oğlum.
Serhat. Berat. Siz kardeşsiniz oğlum. Bunu sakın unutmayın. Serhat. Serhat oğlum. Neye gittin? Evine dön. Baba bu işin dönüşü yoktur. Sen de bileysen. Biz sahipsiz bir halkın ölü çocuklarıyız. Sen sahipsiz değilsen. Ben sizin için dağlara çıktım. Sizin için ölümü göz aldım. Oğlum, hiç ölümden çare olur mu? Ne yapıyorsam sizin için yapıyorum. Bunu bir gün hepiniz anlayacaksınız baba. Ana gitmem lazım, bırak. Bırak, ana. Necce. Abi. Çatışmada karşı karşıya kalırsak ne olacak? Ben ölürsem terörist. Sen ölürsen şehit olacaksın. Haydi! Hemhalim! Serhat! Serhat! Şey. Çocuklar korkma. Gurgur babadır, Gurgur baba. Şimşektir kızım. Hadi yatın, hadi. Baba dışarıda mayınlar patlıyor. Kızım, Gurgur babadır, Gurgur baba. Hadi çocuklar yatın bak. Selen abla nasıl korkayım ben. Hadi yatın benim güzel babalarım, hadi. Yatın, yatın, yatın. Sen kızım. Yatın. Oy. Ne oluyor? Niye kalktın? Ne hadi yatın? Yat, yat. Ana ne oldu? Muhammeden abduhu ve resulü. Komutanım köy temiz. Arkadaşlar. Dün gece teröristler buraya geldi mi? Onları gördünüz mü? Tekrar soruyorum. Teröristleri gördünüz mü, görmediniz mi? Vallahi ben kimseyi görmedim. Teröristlere yardım ettiğiniz ortaya çıkarsa bunun vebali büyük olur. Yardım ve yataklıktan tutuklanırsınız. Bakın devlet her şeyin üstündedir. Yanı başınızda operasyon oluyor. Siz görmediğinizi söylüyorsunuz. Teröristten dost olmaz. Arkadaşlar biz sizin için buradayız. Sizin için dağlara çıktık. Bu vatan sizin. Sizin için birçok genç canlarını veriyor. Dün gece maalesef 4 askerimiz şehit oldu. Teröristlerden 7'si ölü olarak ele geçirildi. Davut Bey. Ölen teröristleri teşhis etmek için nehrin kenarına gelip bakın. Bu köy 2 ay içinde boşaltılacak. Emredersin. Komutanım Haydar Bey biraz inatçı. Gitmemekte direniyor. O gitmezse hiçbiri gitmeyecek. Caner, bu durumda
anlayışlı, barışçıl olmak mümkün değil. Köylüler örgüte yardım ettikleri sürece bu iş uzar gider. Terörle mücadele edebilmemiz için gidecekler. Aslında devlet buralara el uzatsa, insanların yaraları sarılabilse, bu işler bu kadar dallanıp budaklanmazdı komutan. Eskiden ateş düştüğü yeri yakar derlerdi. Oysa görünen o ki şimdi ateş her yeri yakıyor. Evdeki sen. Bir şey mi var? Bana söyle. Yok. Yok bir şey yoktur. Tamam ben iyiyim. Geç çeşmenin başına gidelim. Havar, Ramo'ya söylesek seni doktora götürse. Sakın bir şey söyleme. Ben iyiyim. Bacı. Eskiden bu köy ne kadar güzeldi. Kalabalıktı. Ha ya. Şimdi bomboş olmuş. Bir tek biz kaldık. Yakında bizi de gönderecekler. Abla, ha? Sen bir çocuk daha istiyorsan. Vallahi evimin direği Ramo. Ne istiyorsa ben onu yaparım. Sen istiyorsan. Allah ben hep istiyorum. Ya deli kız. Ya Musta dedi bir tane daha yapar. Ya ne? Allah gözünü doyursun. Üç tane oğlun oldu. Daha ne istiyor? Abla, ben kız isteyen. İnşallah Allah bana bir de kız verir. Kız iyi. Burada erkeklerin kaderi öyle değil. Ya korucu, ya asker, ya daha çıkacak. Hiç başka şansı yoktur. Gülistan, meraklanma, bir şey yoktur. İyi düşün ki iyi olsun. İyi günler anneciğim. İyi günler. Ahmet Baran'ın evi mi? Evet. İçeri girebilir miyiz? Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet'e bir şey mi oldu? Komutan. Komutan. Ahmet'imizi bu sabaha karşı kaybettik. Başım sağ olsun. Ahmet! Ahmet! Vatan sağ olsun.
boy. Soldan ikinci Ahmet asker. Vay 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 vay. Karar verdiniz mi? Ne zaman gidiyorsunuz? Daha evvelce dedim. Benim gidecek başka yerim yoktur. Benim elimde değil. Külü acilen boşaltmanız gerekiyor. Oğlum, önümüz Karakaş'tır. Biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz bilmiyoruz. Hadi gittik diyelim. Neyle geçineceğiz? Bakın isterseniz benim pederle konuşurum. Giresun'a yerleşip fındık işi yaparsınız. Bizimkiler orada size yardımcı olurlar. Davut Bey, yüreğinizi ferah tutun. Ben kararımı verdim. Norveç'e gideceğim. Ne? Norveç mi? Norveç de nereden çıktı Davut? Ben Nedim'in yanına gideceğim abi. Arkadaşlar, sizin de Davut Bey gibi karar vermeniz gerekiyor. Baba, biz de İstanbul'a gidelim. Gel inat etme. Siz nereye istiyseniz oraya gidin. Benim bu köyden ancak ölüm çıkar. Davut Bey, askerlerime babalık yaptınız, sağ olun. İnşallah gideceğiniz yerde mutlu olursunuz. Bir gün bu işler biter, sizler de geriye, evinize, toprağınıza dönersiniz. Eviniz de, toprağınız da sizindir. Emanetimizdir. Silahların sözden daha büyük olduğu, kardeşin kardeşi vurduğu bu topraklara bir daha dönmem. Neler oluyor, kim bitirmiyor bu illeti hiç bilmiyorum. Keşke herkes senin gibi olsaydı. Hakkını helal et. Helal olsun. Haydi Kadov, ne yapıyorsun? Tamam abi, geliyorum. Yolun açık olsun. Komutan, çocuklarımı okutacağım. Kano, koş. Koş, 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 koş. Koş. Tut.
Hadi abi. Ne mutlu ya. Davut. Haydar abi. Hadi. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet ol abi. Abi sizin de. Sizin de sizin de. Sağ ol abi. Amca gel buraya gidelim. Baba. İstanbul'da çok kız vardır. Kendine alın bir tane evden. Kısmet Mustafa abi. Kısmet. Buradan versin kaç saat çeker? Bilmiyorum o. Bilmiyorum. İstanbul'da ne yaparız? Ne ederiz? Dedim ya be, İstanbul'da arkadaşım Cuma bize yardımcı olacak. Söylemedin seni doktora götüreyim. Senin yüzünden yüreğim dayanmaz. Kurban olayım, beni doktora götür. Tamam. Evime Güneş götüreceğim. Gel. Ne kadar büyük bir yedirmem abi. Ha ya, get get bitmeyin. Ne kadar güzelmiş değil mi abi? Vallahi çok güzel kalın. Çok güzel. Benim buralarım. Denize bakın, denize hava, deniz. Adı abi, bak bak bir tane daha köprü var. Ya ne güzellik abi ya. Vay 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 vay. Kurban olduğum Allah neler yaratmış neler. Bu iş. Ya baba bu İstanbul çok güzel. Deli misin sen, ne sen oğlum be? Selam Cuma Bey. Burada bir odamız var. Burada salon, iki aylık peşin, bir aylık depozitemiz var. Ne diyorsunuz? Olur tertip. Tamam Mustafa. Biz akşam görüşürüz. Önemli değil Cuma abi. E hadi siz de eşyaları taşıyın bir an önce. Heh. Tamam abi. Ne kadar yattın tertip? Boş ver, hepsi geldi geçti. Ne kadar yattığım, ne için yattığımın önemi yok artık. Sen nasılsın? İyi diyelim, iyi olsun. Ne
biraz gel. Hadi bunlar son. Hadi çek. Abi bu kuşlar nedir ya? Bunlar denizlerin en güzel hayvanı. Adı da martı. Martı? He. Abi bizim yaban boranlarına benziyorlar. Yaban boranları hiçbir yere bağlı değiller. Özgür yaşarlar. Bu dünya onlarındır. Ya Cuma abi, benim boranları okula yazacağım. Nasıl yapacağız abi? Bizim orada okul var, hallederiz. Kafanı yorma. Abi çok sağ ol, Allah razı olsun. Hadi baba. Karası. Sen daha gitmedin mi lan buralardan? Lan sizi tek tek kesmek lazım. Ne istiyorsunuz be? İmdat! Bağır canım, bağır. Başınıza bir iş gelen defol gider lan buralardan. Hadi lan. Hadi. Hadi lan. Hadi. Mahallemizi kirlettiniz ulan. Gidecekler ama. Gidecekler. Ağrıların ne zaman başladı? Önceki çocukta başladı. Kaç çocuğun var? 6. Hepsini evde mi doğurdun? Ha. Kaç yaşında evlendin? 13. Kocan akraban mı? Dayımın oğlu. Belirtiler iyi değil. Rahimde problem var. Ne yapacağımıza patolojiden gelecek sonuca göre karar vereceğiz. Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam. Selamun aleyküm baba. Hoş geldiniz. Kızım nasıl sen? İyiyim baba. Çocuklar size bir haberim var. Yakında okula gideceksiniz. Okula mı? Ne zaman gideceğiz baba? Yakında kızım, çok yakında. İyi mi? İyi. Baba, bu Kadri nerede? Onu amcanlar pasaport işi için gittiler. Kadri'ye de gitme dedim. Beni dinlemedi çıktı. Bugün sen de gördün. İnsanlar bencil, acımasız. Ayrımcılık çağ dışı, kötü. Bu ülkede özgürce yaşamak çok zor. Bugün bana çok güzel baktın. Sen alık bakalım. Kimsin, necisin, nereden geldiniz? Biz doğudan geldik. Bizim köyü boşalttılar. Gidin dediler. Biz de mecbur kaldık, buraya geldik. İstanbul'da ben ilk kez seninle tanışıyorum. İlk kez seninle konuşuyorum. Sen benim ilk arkadaşım olacaksın. Benim adım Can. Ama Taksim civarında bana Cansu derler. Ben de Kadri ama bana köyde Kado derler. Ha bu Cansu ismi kadın ismi değil mi? Evet tabii ki. Sen erkeksin. Değilim. Nesin? Ben travestiyim. Nesin? O ne biçim bir şeydir? Karar senin tertip. İstiyorsan benim bulduğum adamlarla gidip görüşelim. Gerçi çok dikkatli olmak lazım. Neticede bunlar da insan kaçakçılar. Peki bu adamlar daha önce hiç bu işi yapmış mı? Adamların işi bu. Yarın gider hep beraber konuşuruz. Yenge, ben bakkala gideceğim. Bir şey istiyorsun. Yok Kadri. Abla. Ya ablan. Neye bu kadar dertleniyorsun? Bak oğlun yakında askerden gelecek. Her şey Allah'tandır. Anam dert biter mi bu dünyada? Ha var.
Daha hazırlanmadınız mı? E hadi bugün gezmeye gideceğiz. Yenge, istiyorsan sen de gel. Çocuklar, baba, hadi gezmeye gideceğiz. Hadi çocuklar, hadi denizi göreceğiz. Hadi, 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 hadi. Dela, elimi tut kızım. Kadri! Kadri! Gel. Ya gel. Mamu abi, Nurveç güzel mi? Nurveç? Ha, çok güzel, çok güzel. Baba, ne zaman gideceğiz? Az kaldı oğlum, az kaldı. Babam, Nurveç'te bana ayak takacaklar mı? Hadi Davut. Adamlar bizi bekliyor. Ha baba, bir dakika. Gel oğlum. Kız, bahsettiğin tırtıl bu mu? Bu, Kadri. Petek. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Tuana. Hoş geldin. Tansu ablamız. Hoş geldin. Ben de Fifi. Babam. Gel kız, seninkiler de çıkmıştır. Alıkma abla çocuğa. Aa. Yazık, hay Kezban. Kızım yavaş koşun, yavaş. Denize düşmeyin. Hoş geldin patron. Ya. Doktor yasak etti. Kaç kişi? 4. Adam başı 3.000 euro, 12.000 euro eder. Parayı peşin alırız. Duydun. Valla çok para. Peki hepsini peşin verirsek sonra ne olacak? Sizin işiniz sakat beyefendi. Güvenmiyorsanız gitmezsiniz, olur biter. Norveç'e gidemezsek perişan oluruz kardeş. Peki Norveç'e nasıl gidecekler? Onu sonra konuşuruz. Bir karar versinler önce. Sevkiyat bizim işimiz. Baba durun baba. Anlattığım gibi bu makine her şeyi yıkar, tertemiz yapar. Bu düğmeye basmanız yeterli. Anladınız mı hanımefendi? Havar, sana söylüyor, anladın mı? Ha, anladım, anladım. Anlamış kardeş. İyi. Hayırlı olsun o zaman. Bu benim kartım. Bir problem çıkarsa bizi arayın. Peki. Bugün bir arkadaşımın evine gittim. Bütün erkekler karı olmuş. Ya kadın ne diyorsun? Abin seni duymasın, Allah seni öldürür. Bugün dayı İsa'yla konuştum. Mersin'de hemen çalışmaya başlamışlar. Durumlar da çok iyiymiş. İyi, iyi, Allah daha iyi etsin. Davut sen ne yaptın?
Kısmetse Berat gelir gelmez gideceğiz abi. Yıldığımız uzun. Hayvanların yemini, suyunu iyice verin, karınlarını iyice doyurun, tamam mı? İki saat sonra oradayım. Rıza, yükle, 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 hadi yükle. Tamam abi. Yükleyin hadi. Kardeşim, nerede kaldınız ya? Anca trafik. Bunlar ne? Eşyalar. Biz nakliyat şirketi değiliz beyefendi. Her yolcu bir çanta alacak. Bu ne? Keklik. Yeter kadar hayvan taşıyoruz beyefendi. Cık, olmaz. Hadi hadi çabuk çabuk hadi. Hadi Recep hadi kaldır kıçınızı hadi. Abi. Rıza. Doldur. Doldur oğlum hadi doldursana ya. Hakkını helal et. Hadi oğlum. Hadi. Hadi her şeyi gönderiyoruz. Sağ olasın kardeşim. Bizimkiler sana emanet. Yeğen güle güle gel. Sağ ol Cuma abi. Seni eniştenle tanıştıracağım. Bakalım beğenecek misin? Hadi yürü be. Aa. Güzel kızlarım. Ananız kurban olsun size. Babanız size önlük alacak. Benim kızlarım okula gidecek. Çok çalışıp okuyun. Tamam mı kızım? Delal, sen öğretmen ol. Zelal sen, onam sen doktor ol. Hazal sen de mühendis ol. Ama ben ne olayım? Kaymakam ol, sen de kaymakam ol. Benim büyüsü sonra karar veririz. Serhat da babası ne istiyse olsun. Ana, biz okula gidince çok çalışacağız. Aferin benim güzel kızlarıma. Ana, köye ne zaman gideceğiz? Kızım, daha yeni geldik. Ne köyü? Yok, köy mü yok. Köyü unutun. Gel bakayım. Aferin kızım. Sağ ol Cuma abi. Sağ olasın Cuma Bey. Senin karı gibi adamlarla ne işin var lan? Bu adam kimdi? Nereden buldun o ibneyi? Bizden karı gibi adam çıkar mı lan? Kalk ulan! Yürü lan! Yürü lan. Yürü geç içeri. Geç. Tamam, bu yükleri bırakıp sana geçin. Kado bir daha bu odadan dışarı çıkmayacak. Karı gibi adamlarla yakaladım dışarıda. Beni katır alacak en sonunda. Ben bu oğlanı anlamadım.
baba. He. Benim gözüm pek bu adamları hiç tutmamıştır. Kaptan! Hadi hazırlasın, hadi hadi! Getir hadi! Hadi hazırlanın, gidiyoruz hadi! Necip, yak yak! Bir daha yak! Bizden buraya kadar. Sizi yeni bir hayat bekliyor. Yolunuz açık. Şansınız bol olsun. Hadi kapat. Klozet, hadi bakalım Manu. Klaus, Klozet. Ramo, beni ameliyat ederlerse çocuklarıma kim bakacak? Ben bakarım, sen merak etme. Sen yeter ki iyileş. Ramo, Serhat olmasaydı üstüme kuma getirecek miydin? Çocuklarımın anası Evmen Güneş ise. Gözüm senden başkasını görmez. Ana! Ana! Hı? Ana! Biz oyun olmaya gideceğiz. Zalal ablan da gelsin mi? Heh, götürün ama kapının önünden ayrılmayın. Yavaş kızım. Ha var. Hı? Bugün ameliyat olacaksa. Bırak çalışma, daha iyi de gidelim. İyi, tamam. Metafordan istemem her yana. Hoppa! Çocuklarıma iyi bak. Tamam baba. Doktor hanım, karım Allah'a emanet, size emanet. Merak etmeyin Ramazan Bey. Yaşına geldin. Anan gelene kadar o evin anası sensin. Tamam mı Yigen? Tamam. Lori, 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 lori. Love me, lori, lori, lori. Berhemi lori, lori, lori. Kuremi lori, lori, lori. Lori, 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 lori. Lovemi lori, lori, lori. Berhemi lori, lori, lori. Kuremi lori, lori, lori. Lori, 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 lori. Lovemi lori.
Berkimi luri luri luri. Kurimi luri luri luri. Kardeş yarım saat dedim, bir saat oldu. Ya abi dayım yalan söylemez, mutlaka gelecek. Yolda bir şey gelmiştir başına. Arkadaşım geç kaldık, geç. Ya bir gelecek, vallahi gelecek. Yok mu oğlum? Of of. Abi burası Norveç mi? Burası Denmark'tır bura. Dayım bizi Norveç'e götürecek. Ya bu nerede bu? Nerede? Aa, dayım geldi. Yeğenim hoş geldin. Nerede kaldın? Nedin? İşte. Hoş geldin işte. Hoş geldin. Sen buraya kadar. Sağ ol kardeş, sağ ol. Hoşça kalın. Sağ olasın. Baba, ben bavulları getireyim. Haydi boş. Yeğen. Dayı hoş geldin. Ya neden perişan olduk? O kadar yol geldik, hiç arama olmadı. İşte bu Schengen ülkelerinde sınırlar kaldırıldı. Yani isteyen herkes istediği ülkeye free bir şekilde gidip gelebiliyor. Ya ne diyorsun Nedim? Biz köyden kazaya gidinceye kadar 10 yerde arama var. Ya dayı bu suyun içindeki fırfırekler de nedir? Onlar rüzgar enerjisini elektrik enerjisine çeviriyorlar. İşte memlekette ne var ne yok. Memlekette fukaralıktan başka hiçbir şey yok. Hep kavga, hep kan var. İşte devletin başındakiler kavga ediyorsa halktan barış içinde yaşamasını bekleyemezsin ki. Hani bir, eskiden bir laf vardı ya, imam osurursa cemaat ne yapsın? Baştakilerin tek dertleri koltukları. Türkiye'de ölen insanların günahı ne? 40-45 bin insan öldü. Allah aşkına ya, bu ölenler kim? Ölen de biz, öldüren de biz. Ya Nedim, ben umudumu kestim. Ne söylersem söyleyeyim, orada yaşamayan bilemez. Bilmez miyim enişte? Bilmez miyim? 80'de Diyarbakır cezaevinde yaşadığımız işkence başka nerede yaşandı acaba? Faşist darbeden kaçtığım gün 26 yaşındaydım. Dile kolay. 28 yıl olmuş. Hiçbir şey de değişmemiş. Değişmeyecek de. Bu emperyalist ülkeler ve bu işten, bu savaştan rant sağlayanlar. Oldukça değişmeyecek de, savaş da bitmeyecek. Ah ah. Anaları babaları hiç kimse düşünmüyor. Allah hepsinin belasını versin. Güzel oğlum. Kızım, Serhat ağlarsa ağzına emzik koyun ağlamasın. Baba ben mama yapmayı biliyorum. Aferin benim kızım, aferin. Kızım, dışarı sakın çıkmayın. Canınız sıkılırsa televizyon açın, tamam? Tamam. Hadi ben gidiyorum. Hadi. Baba, erken gel. Tamam. Hadi baba. Mama biz çıkıyoruz. Geliyorum abi. Kadı o, çocuklarımı kayıt ol.
Ulan! Vay 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 vay. Ya dayı, bu dağlar ne kadar güzeldir. Aç bizim karlı dağların yerini tutar mı? Yeğen, sen beğendin mi? Çok beğendim dayı. Norveç'in fiyortları işte. Bir dakika bile durma, hemen terk et bu evi. Ne olur git buradan, seni görmesinler. Ayol böyle giderse hayatını mahvedeceksin. Bunlar seni öldürürler. Bak benim numaram vardı ya sende. Ne zaman ihtiyacın olursa alık beni, tamam mı? Abim seninle konuştuğumu öğrenirsen ben öldürürüm. Ne olur git. Ayol dağ başı mı burası? Ara beni. Amca ama ne yapacaktım? Bu süt niye kalmamış? Vay canım, bozulmuştur. Ne yapıyorsunuz böyle? Bu oyuncak değil. ...65 günün 300 günü böyle. Kapalı ve yağmurlu. İnsanlar burada güneşi hasret. Burada güneşi zor görürsün enişte. Aa, politi. Ne? Polis, polis. Telaşlanma enişte. Hör, hör. Tüysin biz evlas bir bile evakuer frade umrode. Flare tüysin er for dreven. Har dere forståelse? Ja, men det er Tyrkias problem. Vi kan ikke gjøre noe med det. Vi må ta dere til Oslo. Cuma'ya git, bize yardım etsin. Karakola gidin, bir şey yapın. Tamam baba. Bizim adımız Kelebek. Hayat bizim için bıçak sırtı. Bir tarafa dönersin, bir yanlış adım. Hop! Kendini köprüden aşağıda bulursun. Sen ne böcek ol ne kelebek. Bir işe gir çalış. Ben çalışamam. Abilerim gibi değilim ki. Ben içimdeki erkeği öldürmüşüm. Ay senin içinde erkek mi var? Ay nerede? Çıkar onu, çıkar. Görmek istiyorum. Çıkar! Tansu, madilik yapma. Herkes gibi kendi hayatını kendin kazanacaksın kızım. Sen bana ne dedin? Kızım dedim. Ayol sen nereden alıktın bu Kezban'ı? Baba, anamız bir şey demedi mi? Kızım söylemez mi? Ne dedi baba? Ne dedi biliyor musunuz? Benim bütün buranlarıma selam söyle. Onları çok özlemişim dedi. Baba, biz de hastaneye götür. Hastahana? Kızım, ananız biraz iyileşsin, hepinizi götüreceğim. Bu çocuklar durmuyor oğlum. Ağlayın,
Hep ağlıyla. Kızım, rahat durun. Dedoyu üzmeyin, tamam? Tamam baba. Haydi abi, geç kaldık. Oğlum, bu karakola gene bakın, gene bakın. Tamam baba, akşama görüşürüz. Yirmi istavrit. Sekiz tane de torik. Abla bizle oynamaya gidelim. Tamam gidelim. Cici Serhat. Buruk 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 buruk. Abla, Serhat altına boh yapmış. Onu yıkayalım. Çocuklar! Makineyi niye çalıştırdınız çocuklar? Dede! İstat! Dede, o Serhat'ı makineye koyduk, yıkıyoruz. Makineye mi koydunuz? Çıkarın onu! Çıkarın onu! Buraya gelen herkesi kabul edemeyiz. Size sınır dışı etmek zorundayız. Biz bin bir zorlukla buraya kadar geldik. Yapmayın. Etmeyiz ki. Bizi geri göndermeyin. Vi är nöt till att sända dig tillbaka. Det är dessvärre inte något vi kan göra. Sizi geri göndermek zorundayız. Yapacak başka bir şey yok. Anlatır mısınız? 25 yıldır iki tarafın arasında kaldık. Çocuklar bile ikiye bölündü. Biri örgüte katılıp daha çıktı. Diğeri asker oldu. Durumumuz ortadadır. Hvorfor kom dere til Norge? Norveç'e neden geldiniz? Yaşadığımız yer dünyanın en güzel yeriydi. Ama cehenneme çevirdiler.
dağa çıkan oğlumu kaybettim. Bir oğul kaybetmek ne demektir bilir misiniz? Hangi dava daha mühimdir bir insan hayatında? Hangi savaş daha büyüktür barıştır? Ben çocuklarımı kaybetmemek, insan gibi yaşamak için geldim buraya. İşte küçük oğlum, mayına bastı. Göster bacağı lazım. Yaz kızım, gereği düşünüldü. Bir, Haydar Altun ve Ramazan Altun'un Türk Ceza Kanunu'nun 22 Taksim 6 maddesi uyarınca ceza verilmesine mahal olmadığından beraatlerine. İki, velayetinde bulunan 5 çocuğun sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumuna verilmesine. Ben anlamadım. Çocukları senden alıp devlet himayesine vereceğiz. Devlet mi? Evet, devlet size ayda 10.600 kron, Türk lirasıyla 2.000-2.500 lira bir maaş verir. Maaş mı? Çalışmadan bize neye maaş verecekler? Almadan vermek Allah'a mahsustur. Bu işin içinde kötü bir şey olmasın. İşte burada insanlar devlet güvencesi altında. Heyet başkanıyla konuştum. Azat'ın durumundan ötürü bir şeyler yapacaklar. Evet, artık buradan çıktıktan sonra önce bir iş, sonra bir ev bulduk mu tamamdır. Kuşkan, tümalek çava dukazi. He? Çı bu bute? Çıma ne yapayım? Gülistan'ın hiçbir yarası kabuk bağlamadı. Mayından sonra 7 senedir böyledir. Onun bütün derdi çocuklarıdır, Azat'tır. Çocuklar ne yaptılar ben görmedim. Bu ne tufandır geldi başımıza. Allah beterinden saklasın. Her şeyi zamana bırakmak lazım. Kaç kere dedim. Beni götürmeyin, götürmeyin. Haydar abi, sabırlı olmak lazım. Doğru söylüyor. Elbet her şeyin bir çaresi bulunur. Ramo, çocuğu veren Allah, olan Allah. Kızım, kabahat sizde de gel. Kabahat makinadadır. Benim güzel barallarım. Yarın okula başlayacaksınız. Bundan sonra hepiniz orada yatacaksınız. Müdürle konuştum. Sizi almaya gelecekler. Baba, hepiniz mi? Evet, hepiniz. Ben gelmem. Ben de gelmem baba. Ben senin yanında kalacağım. Ya kızım. Sizi oraya zor kabul ettiler. Gideceğiniz okulda bir sürü çocuk var, yapmayın böyle. Oyuncakları var, oyunlar oynuyorlar, geziyorlar, okuyorlar. Hadi ağlamayın, ağlamayın benim güzel paramdarım. Ağlamayın, ağlamayın, beni de üzmeyin hadi. Söylediğim gibi,
Oraya gidince birbirinizden ayrılmayın. Derslerinize çalışın. Okuyun, tamam. Hadi dedenizden öpün. Benim kralı kekiklerim. Reyhanlarım, sümbüllerim, menekşelerim. Çok çalışın. Okuyun beni. Okuyun. Bebeği ben alayım. Yapmayın Boranlara. Hem okula gidiyorsunuz hem de ağlıyorsunuz. Hadi gidin hadi. Hadi çocuklar arabaya gidelim. Çocuğumuz her gün daha iyiye gidiyor. Kardeşi de öyle. Hoş geldiniz çocuklar. Ben de sizi bekliyordum. Ben müdür annenizim. Çocuklar, biraz etrafı dolaşalım mı? Hem bizim oyun odamız da var biliyor musunuz? Hadi hep beraber gidip bakalım olur mu? Hadi. Allah şükür gözlerini açtı. İsa, siz gidin işiniz gücünüz var. Ramo, yakında iyileşir. Eğleşmezse biz de İstanbul'a geliriz. Karımla anam havara da bakar, çocuklara da. Çocukları nasıl alırız? Onu düşünmek lazım. Vermezlerse kaçırırız. Nasılsan, iyi misin? Canım oğlum. Canım. Çocuklar.
Çocuklarım nasıl? Çok iyidirler maşallah. Bugün okula başladılar. Çocukları bana getir. Çocuklar, yeriniz burası. Olan hep fakir oluyor. Yine zenginlere yamayacaklar yani. Yapacaklar, alacaklar elimize. Güzelleştirme bahane zaten bu işlerde. Anlarsın değil mi? Onlar hikaye, böyle tezgah. Fakir fukara haline geçti. Merhaba Cuma abi. Ya burada oturan bir çocuk vardı, hafif yumuşak. Nereye taşındığını biliyor musunuz? Bilmiyoruz abi. Peki nerede bulabiliriz? Abi o müptezeller genelde Beyoğlu'nda travesti barlarına takılıyorlar. Bazen de Harbiye'de işe çıkıyorlar. Neyse kardeş. Fuş abicim, fuş. Tamam, iyi akşamlar. Hadi gidelim ama. Hadi. Var bu işte bir iş ama. Hadi abi, hadi abi. Valla. Oho. İyi akşamlar. İyi akşamlar kocacığım. Tarla başında oturan Can diye birini arıyoruz. Can mı? Can. Kocacığım, bu Can nasıl bir şey? Kelebek mi, böcek mi? Candır herhalde. Sen de ister misin kocacığım? Bak, bir alana bir bedava. Mamo! Mamo! Hayat acıyı da mutluluğu da beraberinde yaşatıyor enişte. Üzülme. Haydar abim bunu da atlatır. Nasıl, işiniz rahat mı? Çok şükür be dayı. Ya dayı, benim kafama takılan bir şey vardı. Sen niye alışamadın buralara? Yeğen, memleketten uzak neresi olursa olsun. İsterse cennet olsun, çekilmiyor. Ne diyor biliyor musun Cahit Sıtkı? Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölmekten olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Al canım, papaz sana kaçtı. Kız babaya kaçtı. Bu da oğlan. Hepimize kaçtı. Gezban! Sen de çalışacaksın. Çarka çıkmadan, bedavadan hapse alıkmak yok. Ablacığım, madilik alıkma, beni de deniyolaştırma. Ne olmuş Cansu? Hayat hepimiz için zor. Bütün kızlar gibi o da çalışacak. Boş ver canım sana. Güle güle, güle güle, iyi günler. Güzel miydin? Çok güzel olmuşsun. Güle güle, güle güle. Çocuklar psikolojik olarak olayı atlatamadılar. Annelerini dövmelerine çok az kaldı doktorum.
Kaç yıldır bu işin içindeyim. Çocuklarına bu kadar düşkün bir baba görmedim. Garibim. Her gece buraya gelip gitti. Kusura bakmayın. Bacı, bu fotoğraftakini tanıyor musunuz? Abla bana öyle bakma, ben bir şey yapmadım ki. Ne ablası be? Bir daha benim kolileri alıkma. Yoksa seni çok fena yaparım. Abla. Cansu. Karışma. Önşel. Önşel. Bryn oss da, right? Bryn oss, sånn brun pakke som du putter på skiven. Er det ikke det? Berat! Berat, gel oğlum bak ne diyor. Geldim baba. Versin bu. Brunost, har du det? Brunost, sånn liten pakke som du putter på skiven. Brunost. Anna, brunost. Hah, keçi peyniri. Helal oğlum sana, helal. Yok baba, vallahi zor değildir ha. Peşinden koştuğumuz Kadir miydi? O bardaki yumuşak oğlana soralım. O bilir. Hadi. İyi düşünün. Çocuğu bulunca yanlış bir şey yapmayın. Hatta unutun gitsin. Bundan sonra biz başımızın çaresine bakarız abi.
Abimle geri kalanını hallederiz. Unutmayın, ben her zaman yanınızdayım. Sağ olasın Cuma abi, sağ olasın. Lama isana ke mekan first dükkan undar soke yeter bu. Great. Yani şimdi doktor diyor ki ben önce ölçü alacağım sonra gerekirse ameliyat ederiz diyor. Tamam dayı. Aferin yani. Kind of set up by an here. Şimdi uzan yeğenim. Aferin. Artık sana kalacak yeni bir yer bulmak lazım. İstanbul'da da gidecek hiçbir yerim yok ki. İyi töre midir nedir ya? Töreler de göç eder ama bu töre değil. Töreden de büyük bir şey benimki. Abilerim bu halimi kaldıramazlar. Beni öldürmeden rahat etmezler. Elindekini sana kim alıktı? İlaç onu mu alıktı? Yok, bunu bizim köyden getirdim. Adı Berfin'dir. Türkçe adı Kardelen'dir. Berfin çiçeğinin bir hikayesi vardır. Bütün dünyada güneşe aşık tek bir canlı vardır. O da Berfin'dir. Güneşe aşıktır ama güneşi hiç görmemiştir. Çünkü bilir ki güneşi gördüğü an yanından olacaktır. Bütün Berfinler yanından olacağını bile bile güneşi görüp o dakika ölürler. Berfin kadar hiçbir şey cesur olamaz. Ay. Abla, geldiler mi? Geldiler. Gel canım, gel gidelim. Hı. Yavaş. Tamam. Dikkat et, yavaş. Serkat nerede? Niye hiçbiriniz konuşmuyorsunuz? Nerede? Nasıl Azat? İyi oldu mu oğlum? Oldu baba. İyi ki buralara gelmişiz Nedim. Gelmişiz de aklım hep bizimkilerdedir. Buradaki çaresiz insanlar, bizim karlı dağlar hiç aklımdan çıkmıyor. Enişte,
Senin hasretini çektiğin o dağlarda çelişkiler var. Hem de yaman çelişkiler. Örgüt dağlara gel dağlara diye şarkı söylüyor. Asker dağlar seni delik deşik delerim diye türkü söylüyor. Oysa dağlar kendi haline bırakılsa. Artık kuşlara, çiçeklere, böceklere, kelebeklere kalsa. Biraz dinlense. Ne güzel olur be Nedim. Ne güzel olur. İşte burada gördük. İnsanlar hep beraber ne güzel yaşıyor. Dili, dini ne olursa olsun, önce insan olsun. De haydi afiyet olsun. Çare, vaxe bu. Tak. Bunu tanıyor musun? İsmi neydi? Kadri bacım. Kadri. Tanıyorum galiba. Niçin arıyorsunuz? Bacı sen onu bul da biz onunla konuşmak istiyoruz. Ha. O zaman gün doğumunda eski Galata Köprüsü'ne gelin. Ben de Kadri'yi bulup getireyim. Hadi bye. Bulamadım mı? Her yere baktım yok. Bacım bir adresi madresi yok mudur? Siz onu neden arıyorsunuz? O kaderini çizmiş. Seçimini yapmış. Hayat onun hayatı. Size ne zararı var? Onun dünyası ayrı, sizin dünyanız ayrı. Buralarda kalmayın. Çocuklarınızı alıp köyünüze dönün. Kadri'yi aramaktan vazgeçin. Bay bay. Kadri! Lan bana kadın ol! Mamu abi. Mamu abi. Allah beni böyle yarattı. Beni vuracaksınız biliyorum. Ölünce Allah'ın karşısına çıkacağım, ona tek bir şey soracağım. Beni neden kadın yaratmadın diyeceğim. Mamu abi. Hadi vur bana abi, ben hazırım. Mamu. Bırak gitsin. Hadi Mamu abi. Abi biliyorsun ben bir kadınım abi. Mamu bırak gitsin. Aklına gelebilecek her şeyi yaptım abi. Yerde, ayakta, yatakta. Yapma, her türlü muamele yaparım abi. Sizin kardeşiniz bir kadın abi. Artık bunu kabul edin. Sizin kardeşiniz bir kadın abi. Thank you.
bana söyledi. Beni dinlemedi. Bize yakışmaz. Kardeş. Hadi yeğen, anan için yürü ama dik yürü. Kıymetli müdürüm, ben Ramazan Altun. Çocuklarıma baktığınız için size minnettarım. Ömen Güneş'i karım devletin hastahanasında iyileşti. Sağ olsun devlet ana. Ama bir de devlet baba var ki bizlere büyük bir yanlış yaptı. Bizleri yaban ellere attı. Uyamadık. Biz geri dönmeye karar verdik. Ben çocuklarımı kavganın içinde büyütmeye devam edeceğim. Halbuki aynı takımları tutan, aynı türküleri söyleyen, aynı topraklarda kardeş olan insanlar birbirine sarılsa ne güzel olur. Savaş isteyen biz erkekleriz. Ağlayan da analar. İnancım odur ki bu işi ancak analar bitirir. Müdür abla, buralara yolun düşerse seni bekleriz. Selam eder, ellerinden öperiz.